Ve sen harikasın ekibi harika olarak karşımızdalar. Demet Akbağ hoş geldiniz. Davut Savaş hoş bulduk efendim. Rusa Gültekin hoş geldiniz. Ve de Şekerim hoş geldin Güven Fırat. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok sizin set ederim. Bitmiş. Fakat dizinin yeni bölümleri yayınlanıyormuş. 140 evet. bölüm çekmişsiniz maşallah. Ve bu gece set bittikten sonra ilk defa bir araya evet. gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Özlemiş misiniz birbirinizi? Evet vallahi. Evet, nasıl? Dünden beri mesajlaşıyoruz. Ay yarın birbirimizi göreceğiz ne güzel değil mi? Böyle bir şeyimiz var. Bir hoşluk oldu bize. İlk defa böyle hepimiz sanıyorum sezonun ortasında bir harala güreli haftanın 4 günü çekimler bitti? Yapıp bitirdik. 15 bir hafta mı oldu? Arkadaşlar 29 Aralık'ta bitti, son çekim. Bitti değil mi? Evet. Hatta Seray Sever 29 Aralık'ta bitireceğim demiş ve tam da o gün evet. bitirdi. Dakik evet. kadındır. Çok. Kendisi artık bundan sonra Seray yapım sever olarak. Çünkü kamera önünü sevmiyor. Artık kamera artık kamera arkasında. Nasıl evet. hazır Seray'dan laf açılmışken nasıl bir yapımcıyız? Çok tatlı bir titiz, yapımcı. Titiz. Ya Seray hakikaten çok titiz ve çok hoş bir iş oldu. Yani çok güzel bizim iş için de iyi bir şey evet. oldu. Onun için de çok iyi bir başlangıç oldu. Güzel başladı her şey onun için. Her şey güzel gitsin inşallah. Evet, bir de gözyaşlarıyla bitmiş ha. Sorma Allah çok sorma. Çok ama aldı hep Demet. En son işte Güven'le Ruslar gittiler. Bizden önce çekim bitirdiler. Bay bay. Ben giderken ama iyiydiniz hepiniz. İyiydik. Sonra ben sakladık. Ağlıyordum böyle Güven, bir şey. Arkadaşlar. Zatüre oldu gitti falan. Biz Demet'te kaldık. Hastalandı. Evet. Biz Demet'te kaldık. Şey aslında o gün öyle bir durum olmasaydı kimse kimseyi terk etmezdi herhalde. Bak gene gözleri yaşardı. Sahne bitti şimdi. Ben gidiyorum deyip ne öyle rezalet. Sizi bir kınamadım değil ben o gün. Ama sonra dedim ki bu çocuk hasta. Hasta adam ya. Sen çok de bana eve git dedin. Yani. Git eve git. Cem'e de artık dedim daha fazla eziyet. Nereye kadar? Çocuk koşama nereye kadar? Lanet olsun. Tabii. Biz Demet'te kaldık mı baş başa? Evet. Set ekibiyle tabii ki bizim ekiple. İki sezon az değil ki 140 bölüm yani ne olur. Bir de yani dört kişisin. Dört yani. Kişi. Dört kişiyiz. Hepi topu dört kişinin. Evet. Bana ona bilemeden ona bakıyorsun. Beşinci yok yani. Arasan da yok. İş ama bitti. Şu anda sana geleceğim daha gelmedim. İş bitti falan. Teknik ekip aldı. Çocuklar kızlar ağlamaya başladı falan. Bir baktım Demet'e. Demet nasıl bir ağlama? Evet Bülent, ya. Bülent de öyle. Bülent, yönetmenimiz. O da başka herkes, da. Ben zaten sulu gözlü manyak. Orada ağladı. Ben falan diye be. Kaçta çıktık bir setten? Bir duygulandın da mı ağladı yoksa ağlayanın karşısında ağlayanlar mı? Duygulandı ya tabii ki hani yani bir erkek olarak saklıyorsun. Bir şöyle bir tabii arkadaşlar. Durum olur. Benim hep yaptığım işlerde o öyleydi. Hatta burada da çalıştığım eski görüntü yönetmeni kameraman arkadaşlarım var iyi bilirler. Çekim bitip böyle iyi bir şey yapıp her şey bittikten sonra o süreci ben kuliste arkadaşlarımla yaşamak isterim. Bir anda her şeyden sıyrılıp hemen arabama binip eve gitmek istemem. Gidemiyorum bir şekilde. Orada dekorda oturuyorum gece. Hani bir an önce sabahları gelir gelmez kaç sayfa var bugün, kaçta evde oluruz, akşam yemeğini ailece yer miyiz acaba diye düşünüp sanki bir an önce işini bitirip gitmek isteyen insanlar bizler. Ben gitmek istemem iş hani biteceğine yakın bir tuhaf olurum. Evet. O gün de öyle diyorum ki herkes diyor ki madem burada oturuyoruz arkadaşlar kalkın gidelim bir yere. Ya. Hani orada bir kendi kendimizi kutlamaya ama yok. Dekoru mu istiyorsun hala? Şeyde oturuyorum dekoru istiyorsun. Dekoru istiyorsun. Bir de şey yaptım. Ben yani biz BKM'de de öyleydik. Gidemezdik çekim bittikten sonra kalırdık orada. Bir de böyle orada acayip bir şey oldu şimdi. Ya, aslında onların olmaması hani tuhaf bir durum. Hakikaten gitmezdi ikisi de. Böyle bir hani başa dönüp baştan o ana kadar böyle bir şey yaptık, düşündük, konuştuk, ne yaptık, nasıl oldu falan hani öyle bir şey ama de, seneye projemizi hemen şimdiden buradan duyuruyorum. 1-2-3 uçak adlı dizi için. Ya bak. Seneye öyle bir... O ne? Uçak arası. Bilmiyormuş. Aa tabii. Kendisi bunun farkına varamadı. Çünkü bir konuk oyuncu olarak gelip... O çok şanslıydı. Setten en süratle çıkan... Konuk evet. kendisi bu ödülü ben kendisine verdim. O gün verdim uçak çünkü geçmedi sen varken. Sen varken geçemedi. Geçmedi. Sen öyle şahane şakır şukur oynadın ki sana fırsat kalmadı. Bizim dizimizde genellikle havaalanına yakın bir semtte olduğu için 1-2-3 uçak. Ama hani ezber tamam her şey tamam. Kayda girilecek her şey ve aksiyon ona göre yapılmış, prova yapılmış. 1-2-3 Bülent'in uçak. Sesi uçak. Ama, ilk duyan kim? İlk duyan Ruhsa. Müthiş bir kulak. Nasıl? Hatta böyle yapıyordu bak. 1-2-1 uçak öyle. Hastalandık. Hastalandık. Yani psikolojik olarak bir manyak bir duruma geldik. Uçak sesi duymasak da bize bir geliveriyordu yani. Uçakmış gibi geliyor. Evet.
Hal geliyor böyle bir güvenin hatta ya da. Güvenin çok güzel lafları var uçakla ilgili ama tabii canlı yayında ayıp olur. Söyleyemeyiz. Ama uçakları seviyorsun. Seviyoruz, yani seviyoruz. Yeni bir havayolu şirketi var onun kendi ürettiği. Onu söyleyemeyiz. İsmi söylenebilir aslında. Yok söylenmeyiz. Hoş olmaz ama, yani. Ama bunu bir kere daha anlatmış mıydım ben bir yerde? Bunu çok sevdiğim için anlatıyorum. Ruhsarınla ilgili çok tatlı bir şeydir bu yani. Cem eşi bir yerde bir iş seyahatinde bir yerde bekliyor, o da heyecanla gelecek, 5'te uçağa binecek diyor, yurt dışında bir yerdeydi galiba. Onu, biz şimdi her seferinde 1-2 uçak deyip gene geçti uçak derken bana bakın 5'te uçağı var Cem'in, biriniz uçağa bile ederseniz sizi öldürürüm, şu anda Cem havada olabilirdi. Sakın ağzınızı açma. Çünkü hepimiz böyle söyleniyoruz. Hepimiz söyleniyor. Sakın ha dedi. Havada olabilir şu anda. Adam belki de şu anda Cem'in uçağı devam. Tabii. Cem dedi indim desin. Sonra istediğinizi söylediniz. Neler söylendiğini tahmin edebiliyorsun. Neler söyle tahmin. Bir düşünsene tam oradasın. Belki bitirmek istiyorsun. İşte evde yemeğin evet, var. Canım, bir randevun var. Bir şeyin var. Tam hazırlanmışsın. Belki de en iyi şekilde oynuyorsun. Pat uçağı. Peki şuna evet. Ne demeli? İsmi lazım değil, bazı arkadaşlar ezberlerini unuttukları zaman gayipten uçak sesi duyuyorlar. İşte burada. Ben böyle bir uçak geçiyor sandım ben. Yoksa unuttuğumdan değil. Kim o? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ben de ama öyle ballılar değil. İkisinde hep uçak geçer. Hep uçak. Ya hayatında, sen hayatında şöyle bir kadın gördün mü ya? Şöyle bir kadın gördün mü abi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani, hanımefendi, hanımefendi gördünüz mü? Şöyle böyle yapıyor. Demet böyle yapıyor. Bak teksti alıyor şöyle. Zaten lafları bir sayfa bir sayfa. Demet şöyle alıyor. Ha, tamam çekeyim. Bir tabii. Dakika Demet dur. Biz daha ezberlemedik. Ya ben, yani Allah hani aklına sinirimi sağlık ver. Ya böyle bir şey olur mu kardeşim? Bu ne ya? Sinirimi bozuyorsun. Senin yüzünden içeride gidip çalışıyorum. Tuğla diyor. Yani böyle bir sayfayı bir bakışta yani bakıyor. Tamam hazır. Şiş. Nereye hazır? Dur benim iki satır lafım. Sen ne ezberleyemiyorsun hemen? Ya sen ezber yani şimdi tiyatrodaki ay, ezber. Çok güzel bir soru. Bu başka bir şey. Bir repliği var. Tiyatroda 2,5-3 sayfa. Galip menenjit oldu. Üstünde iyilik sağlık. Yani 3 ay prova yapıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu başka bir şey. Yani tiyatrocu bu, disipliniyle çalışıyor. Yani bu başka bir şey. Yani bu hikaye başka bir şeydir. Yani bu herkeste olmayan bir şey. Hepimizde tabii. Olan bir durum değil bu yani. Ama bu tabii çok uzun zaman. Tekniğini anlatacak söz verdi. Yani, şifreyi verdim ama sana. Verdi. Evet. Mantığı oturtacak. Var mantığı çok güzel bir mantığı. Bir de benim var. Şöyle bir hastalığım var. Eğer yazılan diyalogda o lafı aynen oradaki gibi söylendiğinde komik olduğuna inanıyorsam onun ama yerine fakat demem. Aynen evet. Oradakini söyleyeceğim. Evet. Yani bak noktası virgülüne kadar aynı olacak. Bazı yerler vardır ki esneyebilir. Hatta o kendi oynadığım rolün içinde kendi dilime göre söylemek daha tatlı olabiliyor. Onu yuvarlayıp hallediyorum. Yani hiçbir şekilde cümle düşmüyor falan onu hallediyorum. Onlar tamam ama bazı yerler var ki sağ olsun Haluada sevgilerimizi yolluyoruz buradan. Evet, Haluk Özenci evet, evet, evet. Çok güzel adapte etti dizimizi. Muhteşem ayrı fakat şöyle diyordu yani benim yazıp da seyrettiğim takip ettiğim baştan sona Tehdit dizisiniz çünkü çok eğleniyorum. Neler olmuş acaba bu işte diye. Bir de söyleyebildiğinizi gördükçe Demet Hanım özür dilerim ben yazıyorum dedi. Mümkün olduğunca evet. Temrin yazıyor. Temrin. Yani onu ancak hakikaten. Temrin olarak söyleyebilirsin. Evet. Neydi? Kaşık açı. Kelecoş, perzana. Kelecoş, perzana, katı kaşık, katı kaşık kelecoş, perzana. Katı kaşık, kelecoş, perzana diye geziyor. Bak şimdi bakıyor bu ne diyor. Bir yemek çeşidi. Aldı öyle. Yemek çeşidi. Bunlar bir şey değil. Aklına gelen. Katı kaşık, kelecoş, perzana. Bunlar en basiti senin aklına gelen hayatım neler var ya. Neler, yani, bunun neler. Ama yani çok siniri bozucu bir durum. Diyor ki bunun böyle söylenişi komik. O evet. Yüzden böyle yazdım. Tabii ki ben takdir edersin ki Yılmaz Erdoğan gibi bir kimseyle de çalışıp bu temrinlere çok alışık olduğum için ben çok idmanlıyım yani. Gidiyor? Evet. O yüzden peki, biraz çabuk çıkıyor. Sabah'a soralım. Yani. Sabah ezber nasıl yaptı? Full şu ezber geldi sete. Çok iyi. Şekerim ben böyle bir full şey. Full ezber geldi sete yani. Yani. Tabii. Ben bak geldim içeriye. Vallahi ilk senin odaya geldim. Evet. Orada Seray dedi ki bana ezberledin mi dedi. Aa dedim ezber mi dedi. Şaka. Bu da güzelmiş ya. Senin ruhsar mı konuşacak zannediyorsun? Ben biri bana ezber. Biri söyleyecek ben de tekrarlayacağım zannediyorum. Tabii çok şekerini kaydına. Ama öyle bir sistemle de çekimler yapılıyor ya. Yani sesli olmayanlar doğaldır yani. Ben evet. Çünkü bir iki tane diziye gittim dizi setine hep o şekildeydi. Seray panik oldu böyle Funda dedi sen dedi Sabah'ı çalıştırsana falan. Aa nasıl ezberlemedin falan. Ya okumuştum ama ezberlememiştim dört yani. Dört kahkaha arası ezberlemiştir bu. İşte onu diyorum ben full ezberdi yani. Biz Funda ile odada çıtır, Funda çıtır, bana sordu çıtır. Ben söyledim.
Ondan sonra çıktı. Bakın seyirciler şimdi ben mantığını oturtmuştum da. Seyircilerimize ses ben söylemek istiyorum. Sanıyorum Sabah Tümer'in oynadığı bölüm önümüzdeki çarşamba yayınlanacak. Önümüzdeki çarşamba günü öyle izleyeceğiniz bölümde salı. Salıymış. Yani. En küçük bir tekrar çarşamba söz konusu mı olmadığı gibi şu bir iki üç uçak oyuncuları tekledi, kendisi teklemedi. Girdiği gibi kayıt. Aynen. Hakikaten prova yani gibidir. Vallahi. Girdi içeri, lafını evet söyledi. Biz böyle kala kala harara hurura bir de evet, dedi. Bir de doğaçlama. Artık ben de varım diyor musun? Sabahcığım artık ben de varım diyor. Varım diyor. Bravo. Yok ya ben hep ama izleyiciler falan da biliyor. Hep böyle şey istiyordum. Sitcom'da oynamak istiyordum. Hani böyle Allah olur Allah ya bir şey. Fantazi diyelim. Evet. Hani de bazen öyle Legolarla çok istiyor oynamak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bak. Bunu burada itiraf ediyorum. Bir dakika ben bir şey daha söyleyeceğim. Unutma ne diyeceğini. Demet bana ne dedi onu söyleyeceğim az sonra. Tamam. Peki söyle. Tamam. Senin için. Şey de mesela burada da Türkiye'de daha doğrusu herkesin her işi yapmasa da çok kızıyorum. Mesela hani ben programcıyım, ben haberciyim, ben kendi işimi yapıyorum. Hani ha onu yapıyorlar, ondan sonra ötekini yapıyorlar, ondan sonra ötekini yapıyorlar. Hem karşıma bir yanım da istiyor beni. Yani iki ara bir kere geldim, denedim. Çok keyifliydi ama çok meşakkatli bir iş ya. Yani siz orada saatlerce kantin evet, içinde kalıyorsunuz. Senin sayende. Her işin meşakkati ayrı ya. Ayrı, yani her işin kendine göre bir zorluğu var. Artık. Ben işimizi abartmaktan yana hiçbir zaman değilim, olmadım. Aynen. Bence de. Her işin kendine göre bir zorluğu var. O meleken yıllar aynı içerisinde gelişiyor zaten. Bravo. Hani başkaları için gerçekten hani bunu nasıl ezberliyorsunuz dedikleri şey işte Demet'in de biraz önce anlattığı gibi herkesin kendine göre metotlarıyla o meleken yıllar içinde gelişiyor. Ezber de yapıyorsun. Aynen, aynen. Bir karakterden karaktere girmek de senin için artık daha kolay hale geliyor. O kadar hamasi davranmaya gerek yok. Onun için büyütmemek lazım bence. Çok. Demet dedi ki sahneyi çektik işte tam daha çekimlerin arasında ben bir tekrar bir şey oldu falan dedik. Hayatım bu dedi her şeyi yapar bu dedi. Dedi her şeyi yapar. Bu dedi. Çünkü dedi bunun kafa zehir dedi. Yani bu gider oynar çıkar gider falan. Yani bizim hep konuştuğumuz sohbetteki şeyler yani. Gerçekten güvenin yani dediği gibi. Çok teşekkür ederim Demet'e. Hele biliyor senden bak, orada şimdi da aynı şeyi hemen hemen aynı şeyi söyledi bana. Çok dedi nasıl mutlu çıktım ben biliyor musun? Hemen aradım kardeşimi kuzeyi. Ay biliyor musunuz Demet Akbağ'ın adı dedi. Söylemez. Söylemez kolay kolay. Söylemez. Şöyle düşünenler olabilir. Sen de böyle düşünüyor olabilirsin arkadaşlar. Herkes şöyle olabilir. Zaten orada Sabah Tümer kendini oynadı cümlesi var. Yani kendi olarak geldi. Sabah olarak girdi. Zaten en o lafla daha zor. Çok daha zordur biliyor musun? Çünkü böyle bir dörtlü grubun içinde bu kadar zaman almış. Hani oraya gelip iki tane ezberden laf söylüyor olabilmek sanıldığı kadar kolay bir şey değildir. Hani değme kaç yılın oyuncusu... Evet bir karakterin arkasına saklanmak daha kolay bir şey. Kendin olmak zor. Daha zordur. O yüzden onu söyledim. Yani ne de olsa bir dakika ne diyecektim. Söylediğin lafla yani beyninle duygun arası çabuk senin geçiş çabuk olmuş yani. O yüzden oldu. O hemen o geçiş deme şeyi de çok iyi oldu. O Burak'ın kucağımda olması da çok iyi bir oldu. De bir de çocuk var kucağında. Onu da söyledi. Bak ne kadar iyi kullanıyor çocuğu gördün mü? Kucağında çocuk var onu ne kadar iyi kullandı dedi.